Edirne'de Ayşegül Karagöz'e bağlanmadan önce bir bakalım Özgür Özel neler dedi Selahattin Demirtaş ziyaretinden sonra. Türkiye bir sorunu çözecekse, aşacaksa, geride bırakılacaksa, silahlar bırakılacaksa, analar ağlamayacaksa, Türkiye hep birlikte kalkınmaya, güçlenmeye, zenginleşmeye, bunun içinde önce ve önce demokratikleşmeye önem verecekse, bunun adımı atılacaksa tüm aktörler kıymetlidir. Ancak Selahattin Demirtaş gibi bir aktörün öneminin altı da kalın kalın çizilmelidir. Ben kendi adıma, kendi görüşüm ve partimin görüşü açısından gelecekte iyi şeyler olacaksa Türkiye için, hepimiz için kimse kimseyi engellememeli. Kişisel çıkarlar üzerinden ya da siyasi çıkarlar üzerinden hesap yapılmamalı. Ulusal çıkarlar, ülkenin çıkarları, 86 milyonun çıkarı birlikte gözetilmelidir. O yüzden çok kolay bir muhalefet imkanı varken Sayın Bahçeli'nin bugüne kadar bize ve deme söyledikleri, Sayın Erdoğan'ın dedikleri, bunları yapmak yerine uzatılan el doğrudur demeye devam ediyoruz. Ancak evet, Ayşegül Karagöz arkadaşımız Edirne'de bu olayı takip etti. Kendisine detayları soralım. Ayşegül merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Şimdi Özgür Özel'i dinledik. Çok pozitif konuştu. Hem evet, uzatılan el konusunda pozitif konuştu, hem Selahattin Demirtaş'a ayrıca bir önem atfetti. Bu mesajlar çok açık ve net ve yarın akşam da Diyarbakır'dan o büyük gezisine başlıyor. Orada hava nasıldı? Edirne'de bayağı bir ilgi vardı diye görüyorum. Gördüğüm kadarıyla hem medyanın ilgisi var, hem CHP de bayağı kalabalık gitmiş. Bir neler gördüğünü söylediklerinden önce neler gördüğünü, atmosferi biraz anlatır mısın? Evet, Ruşen Çakır, aslında şöyle ifade edebilirim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etmek için zaten öncesinden Adalet Bakanlığı'na başvuru yapmıştı. Bugün saat 11.20 civarında cezaevinin önüne geldi. Tabii Özgür Özel gelmeden önce basın mensupları orada bekliyorduk biz Özgür Özel'in gelmesini. Ve basın mensuplarının ilgisinin yoğun olduğunu söylemek mümkün. Çünkü çok fazla basın mensubu Özgür Özel'in vereceği mesajları takip etmek için gelmişti. Özgür Özel geldiğinde Demirtaş'ın avukatları Özgür Özel'e Araf'ta Düet isimli kitabını verdi Özgür Özel'e. Demirtaş'ın yeni kitabı Araf'ta Düet ve bir çağrı metni takdim etti. Bu çağrı metni Özgür Özel'e verildikten ve Özgür Özel içeri girdikten yaklaşık 15 dakika sonra Selahattin Demirtaş'ın Twitter hesabından da yayınlandı. Ne diyor peki o çağrı metni bize? Aslında orada Demirtaş görüşmeye ilişkin olarak erkek şiddetine vurgu yaptı, acil ve orta vadeli alınabilecek önlemleri sıraladı. Her dilde hizmet veren alü şiddet hattı kurulması gerektiğini söyledi. 6.284'ün tartışılmadan uygulanmasının önemini aslında vurgu yaptı orada. Bu kitabı aldıktan sonra ve avukatlarla kısa bir görüşmeden sonra, ki o da yaklaşık bir dakikalık bir süre zarfında gerçekleşti, Özgür Özel aracıyla geldi. Avukatlar hem kitabı hem de çağrı metnini takdim etti. Ardından yaklaşık 45 saniye, bir dakika süren bu alışverişten sonra cezaevinin içerisine girildi. Yani 11.30 sularında cezaevinin içine girdiğini düşünürsek eğer, Özgür Özel'in cezaevinden çıkması saat 2 çeyreği buldu. Yani yaklaşık 2,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirildi içeride. 2,5 saat boyunca Özgür Özel cezaevinin içerisindeydi. Bu uzun bir süre. Biz çünkü belki 1-1,5 saatlik bir süre zarfı beklerken aslında 2-2,5 saate yakın bir süreden bahsediyoruz. Pardon, sözünü kestim. Yanında kaç kişi girdiler ziyarete, onu biliyor musunuz tam olarak? Kaç kişi girdiklerini bilmiyorum ama yanında Veli Ağbaba ile Sezgin Tanrıkulu da vardı. Belki iki tane söyleyebileceğimiz iki milletvekili de vardı yanında. Sezgin Tanrıkulu ile Veli Ağbaba, benim gözüme çarpan iki milletvekilimiz. Onlar da Özgür Özel ile beraber aracın içerisinden çıktı. Avukatlarla selamlaştı. Ardından
cezaevinin içerisine girdiler. Tabii ki cezaevinin içerisinde görüşmeye dahil oldular mı yoksa dışarıdan beklettiler? Bu konuda net bir bilgim yok ne yazık ki. Burada iki buçuk saat gerçekten sen de vurguladın. Çok uzun bir süre bayağı bir şey konuşmuş olmaları lazım. Şimdi Özgür Özel'in yaptığı açıklamada gördüğümüz ya da bizim verdiğimiz kısmında uzatılan el ve Selahattin Demirtaş'a yönelik söylediği olumlu şeyler var ama mesela başlıklar aktarıldı mı size, bilgi verildi mi? Bu 2,5 saat boyunca havadan sudan konuşmadılar herhalde. Çok siyaset ağırlıklı konuşmuş olmaları lazım. Özgür Özel tabii çıktığında bir açıklama yaptı ama bizim orada bildiğimiz ve Selahattin Demirtaş'ın da görüşme sonrası avukatları aracılığıyla attığı tweette bildiğimiz Kürt sorununa değindikleri, demokrasiye değindikleri, dış politikaya değindikleri, doğa haklarından emekliye, gençlerden çocuklara, özellikle kadınların sorunlarına değindiklerini biliyoruz. Hatta Özgür Özel bunun üzerine vurgulayarak açıklamasında da söyledi. Selahattin Demirtaş da Twitter'dan yaptığı açıklamasında kadın haklarına ve çözüm önerilerine değindi. Son günlerde gerçekleşen bu yeni doğan çocukların hastanelerde öldürülmesine ilişkin soruna değindi. Bunların konuşulduğunu biliyoruz. Türkiye'nin temel sorunlarının ve bunların çözümlerindeki siyasetin aldığı roller üzerine konuştuklarını biliyoruz. Zaten Selahattin Demirtaş'la görüşme sonrası bir tweet attı. O tweette de bunlardan bahsetti. Teknik olarak işbirliğinin önemine, işte bu el sıkışmanın seremonisine ve bundan sonraki sürece ilişkin, hem Kürt sorununa ilişkin olarak hem Türkiye'deki demokrasi sorununa ilişkin olarak bu konular ve bu konuların üzerine çözüm önerileri üzerine konuştuklarını biliyoruz. Zaten Özgür Özel de konuşmasında bunların sinyallerini verdi. Önemli başlıklar verdi çünkü. Demirtaş da attığı tweette aslında bunları söyledi, bize de aktarmış oldu. Özgür Özel yaptığı konuşmasında hem kitap, Demirtaş'ın yeni kitabına atıfta bulundu, onun üzerine konuştuklarını söyledi, hem de bu çözüm sürecine ilişkin konuştu. Hemen böyle benim dikkatimi çeken önemli başlıklardan belki bir kısmını burada aktarabilirim, hem de üzerine tartışabiliriz isterseniz. Hem bu ziyaretin önemli olduğunu söyledi Özgür Özel. Daha önce planladığı bir ziyaret olduğunu ve gecikmiş bir ziyaret olduğunu altını çizdi. Bir de zaten az önce Özgecan Özgenç de anlattı. Yarından itibaren Özgecan da Özgür Özel'i Doğu'da ve Güneydoğu'da ambeyan takip ediyor olacak. Bu ziyaretten, yani Doğu ve Güneydoğu ziyaretinden önce yapılan bir ziyaret olmasının da önemini vurguladı. Aslında o ziyaretin ilk bugün Edirne'den başladığını da söyledi. Bu da önemli bir açıklamaydı aslında. Çünkü Doğu'ya ve Güneydoğu'ya ziyarette bulunmadan önce Demirtaş'ı ziyaret etmeleri gerektiğini söyledi. Eğer ziyaret etmeden oraya gitselerdi eksik kalacaklarını belirtti. Bunu da ifade edebiliriz. Ayşegül, şöyle son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi Özgür Özel ziyaretin önemini altını çizmiş. Siz gazeteciler olarak oraya gittiniz İstanbul'dan karayoluyla. 2,5 saatte orada beklediniz. Değdi mi diyeceğim, değmiştir herhalde de. Peki bu gerçekten tarihi anlamı olan bir ziyaret mi? Sen nasıl görüyorsun? Yoksa böyle zaten Selahattin Demirtaş'ı çok siyasetçi ziyaret ediyor zaten deyip çok da fazla önemsenmeyecek bir şey mi? Tabii bunu siz uzmanlar, duayen gazeteciler daha iyi yorumlar. Ama ben hani yeni bir gazeteci olarak şunu söyleyebilirim. Bence bu önemli bir ziyaretti. Zaten Özgür Özel de vurguladı orada. Biz uzatılan eli geri çevirmeyiz diye. Ben bu ziyaretin önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu ziyaretinden önce yapılmasının da önemli mesajlar verdiğini düşünüyorum. Yani hani boşuna gittiğimizi veya hani Özgür Özel'in bu ziyaretinin amaçsız bir ziyaret olduğunu düşünmüyorum ben. Ama tabii ki de bunu yorumlayabilecek olan gazeteciler ve bu işin uzmanları bunu daha iyi yorumlar diyerekten kendi şahsi fikrim elbette ki bu görüşmenin boşu boşuna olmadığı yönünde. Orada o kadar saat kaldım, bir görüşünü söylemekten şey yapma. Biz ayrıca yorumlarız, o ayrı. Ama çok sağ ol. Bütün oradaki meslektaşlarımıza da geçmiş olsun. Ama önemli bir olaya tanıklık ettiniz. Teşekkürler. Kolay gelsin.